Kaçırıyorsun bizim mobilya atölyesindeki Karadenizli çocuk. Ha, ha tamam ciğerim, tamam. Onunla gelsin konuşsun yani. Eşek ol eşek. Lan sabah sabah gelip dedenin yanında susun ben uyuyorum denir mi? Öküzün oğlu. Ben niye adam olmuyorum acaba ya? Annem şımartıyor beni galiba. Evet, şımartıyor. Ha, tamam, tamam, tamam. Tamam canım, tamam. Evet, anladım. Ne? Tabii, tabii. Bir kere sen ne desen annem tam tersini söylüyor. Yani çocuk terbiyesindeki en büyük yanlış. Doğru. Benim yüzümden sürekli bir kavga ediyorsunuz. Yani ilişkiniz de iyi gitmiyor. Ha? Senin yüzünden evet, senin yüzünden. Ama evlat işte, atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun. Bence siz beni uzaklaştırın, bu ilişki anca öyle kurtulur. Ne, ne, ne? Yurt dışına falan yollayın beni, hem size de yazıp baba ya. Ha, doğru. Nereden çıktı? Kim gidiyor yurt dışına ya? İçi de olur, yavru vatan. Kıbrıs'ta bir üniversite de olabilir. Siz zaten boşanın, ben ayrı bir eve çıkayım. Yürü! Saçma sapan konuşuyoruz, ben de dinliyorum ya. Yürü! Evet. Bugün öğleden sonra oraya gelecek. Tamam, tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Orçun ciğerim, bugün öğleden sonra bizim mobilya atölyesinde iş görüşmem var. Yarın sabah 8'de işe başlıyorsun, gözün aydın. Hayır! Evladım, Nurhayatgiller damat bohçasına gelecek diye Gülüsten ısrar etti. Eve özel varaklı koltuk takımı bile yaptırdım. Evet, atölyede hazırlattım. Yarın geliyor. Yani biz şimdi neremize sokacağız o varaklı koltuk takımını beyefendi, neremize sokacağız? Ailem nişan hazırlığına başlamış oğlum. Kıza da yazık ya. Gezdi gezdi, bıraktı mı dedirtecek? İyi, bugün buluştuğumuzda o zaman Nuraya'ta bir şey demeyeyim ben. Acele etmeyeyim değil mi? Etme ya. Biz nişanı takalım, ondan sonra düşün, taşın kararını ver. Yani. Ne bileyim, şöyle biraz fingir fingir sarışın bir şey, şöyle tatlı bir şey olsa da iyi. Şöyle biraz sarışın, fingir fingir tatlı bir şey seni ne yapsın dayı ya? Ben! Ayrıca oraya da her türlü ekmek arası gider yani. Oha, eşek. Ya oğlum, hormonlarına bir hakim ol. Kalk git, iş görüşmem var senin ya.